Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Vallahi benim süper gidiyor da ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur. Çekiyorsun değil mi şu anda? Çekiyorum. Tamam. Birisi yorumların altında şey demiş. Kendin çekiyorsun, kendin konuşuyorsun demiş. Tamam mı? Öyle mi? Öyle demiş. Sen yokmuşsun. Baksınlar ben bana Instagram'da. Berk abi. Gayet buradayım. Evet. Soruları soran eski öğrencim Doruk arkadaşlar. Evet. Seninle tanıtmış olduk bu sayede. Daha çok video gelecek mi? Ne çok. Diyorsun? O sana bağlı. Sıkılana sen kadar devam. Valla sen soruyorsun, ben konuşuyorum işte. Hadi bakalım Aslan. Geçen video SSN'e göz kırpmışsın, doğru mu? Valla benim SSN firmasına göz kırpmaya ihtiyacım yok. Ben SSN firmasıyla kötü ayrılmadım. Aynı zamanda SSN firmasıyla bir proje bazlı şu anda hala çalışmaya devam ediyorum. Sponsorluk noktasında zaten çalışmıyoruz. Ayrıldığımızı zaten beyan ettim. Ben ama bana sorana SSN'le sponsorluk kavramı altında çalışmadığımı ama proje bazlı bir projemizin olduğunu ve bunu deklar ederek söylüyorum. Bunu da şu anda açıklamayacağım. Çünkü ay sonunda veya önümüzdeki ayın başında zaten bunun duyurusunu yapacağız. Zamanı var değil mi her şey? Her şeyin bir zamanı var. Aynen öyle. Bana Talha Kılıç'tan bahseder misin? Kim Talha Kılıç? Talha Kılıç esasında Türkiye'de Natural King olarak sen oralar biraz uzaktın galiba. Evet, ismi dışında hiçbir şey bilmiyorum. Ondan ya esasında şöyle, sporculuk noktasını biliyorum ben ve sosyal medyadaki namını biliyorum. Namı şu, Natural King. Natural olarak Türkiye'de şampiyon olduğunu söyleyen, bunu iddia eden ve bununla beraber PR noktasında belli bir seviye kendini yükselten sporcu. Doğal mı? Efendim? Doğal mı, natural mi? Ya arkadaşım, bu sporda Türkiye şampiyonu natural olamazsın. Ya bunu yiyenler, buna kananlar var. O dönem hatta bu arkadaş şey demiş. Hatta SS'i var, o SS'i de ben buraya koyarım. Tamam, güzel olur. Bir takipçi dönem birisi sormuş buna. Can Hoca seni çağırıyor doping testine. O da şey demiş karşılığında. Bunun olacak götüne don var mı demiş. Var mı? Var mı yok mu görürler ay sonunda. İyi, güzel güzel. Evet, evet. Olimpiyalar ilaç kullanıyor mu? Roniler falan da doğal değil mi? Hepsi natural bunlar yani. Herkes B natural. Vitamini, omega 3. Herkes onlarla natural. Herkes natural. Ben bu ara çok nar Instagram'da geziyorum. Nar suyu ile yapıyorlar. Nar suyu. O da pahalı ya. 1200 liradan satıyorlarmış. Çok Instagram'da geziyorum. Evet. Açığımı kapıyorum. Bol bol isim biriktirdim. Sırayla geliyor. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bombalar. Bir çift var. Bir kadın yarıştı. Taylan Solak. Evet. Kimin hocası? Rukiye Solak'ın galiba. Rukiye'nin hem Olimpiya kocası hem geçti. Kocası hem hocası. Ne düşünüyorsun aklarında? Ya ben çift olarak inanılmaz beğeniyorum. Ama burada Taylan'ın yani Mustafa Taylan Solak'ın emeği kesinlikle yaban atılacak gibi değil. Gerçekten çok başarılı bu konuda. İyi araştırıyor. Herkesten birikimliyor ve kendi süzgecinden geçirip eşinin üstünde deneyimliyor. Ve bu noktada gerçekten çok iyi. Aynı zamanda hem hakemleri, hem komiteyi, hem benim ligimi yani IFBB ligi. Ya benim ligim diyorum çünkü oranın resmi antrenörü olarak konuşuyorum. Öyle misin sayıda? Ya artık bunu... Sormayalım değil mi artık? Var bazı dallamalar var. Bazı dallamalar var ve ben onlara maalesef yavşak diyorum. Maalesef var, hala sorguluyor, evet. Neyse konuya gelelim. Gerçekten yaban atılacak gibi değil. Rukiye hem sporculuk yönüyle, hem azmi yönüyle, hem periyotlamalara uyması yönüyle, disiplini yönüyle gerçekten güzel bir sporcu. Önü bahtaçık olsun, evlilikleri daim olsun diyorum. Geçen videoda diyorum. Bahsetmiştik zaten. Aynen öyle, aynen öyle. Bir kadın yarışmacı daha vardı. Öykü Başaran mıydı? Öykü Başar. Hakkında ne düşünüyorsun? Figür. Yarışıyor mu hala? Figür. O da geçen sene olimpiye çıktı. Özellikle çok güzel bir derece aldı. Kendi formuyla beraber figür kategorisine uyan gerçekten iyi bir sporcu. İzlemedim ben. Formu iyiydi diyorsun. İyi. İyi. Ama yarışacak ama, mı tekrar? Ama gerçekten büyük emekler sarf etti. Uzun süre özellikle Amerika'da kampa girdi. Özellikle gittiği her ülkede her periyotlamayla beraber uzun süre kampa girdi ve o kamplarda antrenörlerle birebir direktiflerle çalıştı ve olimpiyada da iyi bir derece aldı. Zaten güzel. Güzel, güzel. Bir dönem Cenk Hoca ile aram bozuktu. Evet. Kıbrıs'takiyle. Evet. Geçen şimdi videoda da sormuştum, bunu çıtlatmıştın. Ya bu arada buradan da şunu söyleyeyim, dün sanırım Cenk babasını kaybetti, başı sağ olsun diyorum, evet, şimdi. Evet. Ben özelden zaten başı sağ olsun diyelim, buradan da söyleyeyim. Bu vesilede senin sorunun üzerine de söyleyeyim. Ya bizim Cenk'le kişisel hiç problemimiz yok. Olamazdı çünkü birbirimizi zaten tanımıyorduk. Sadece insanların onu dolduruşuyla bana
yürüyüşü vardı. O da şu anda tanıştıktan sonra bu bitti. Herhangi bir problem yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Senin bir dönem ağır sağlığınla da aram bozuktu. Evet, şimdi hala nasıl? Bozuk. Hala bozuk. Ya bozuk değil, daha doğrusu. İş yani, açısından. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi benim ağır sağlamla veyahut da yani Furkan'dan bahsediyorsun. Furkan'la bir işim olamaz. Onun da benimle işi olmaz. Neden olamaz? Bir kere yaş ortalamasına baktığı zaman tutmuyor. Benim onunla paylaşabilecek bir şeyim var mı? Yok. Kendisi antrenör mü? Kendi sıfatında, kendi çapında bir antrenör. Bir antrenör. Kendi kitlesi var. Geniş bir kitlesi var. Çünkü neden? Uzun süreçtir YouTube camiasında. Kendi kitlesince saygı gören birisi. Benim de buna saygım sonsuz. Ama benim onunla herhangi bir kulvarda buluşma şansım yok. Benim eksikliğimden değil. Onun hem yaş statüsünden hem de birçok şey bilmeyişiyle alakalı. Yaşta iş güzel ama Türkiye'de değil mi? Kesinlikle güzel. Kesinlikle güzel. Yani güzelden kastın ne? Şimdi burada şöyle bir güzelleme yapmayayım ben. Ben Furkan güzel, ağır sağlam güzellemesi yapmıyorum. Ben anlattıkları her şeyi geçmişte yalanlayan, yalanlıktan sonra da uzun bir süre sonra da benim her söylediğimi kademe kademe sayfalarında işleyen kişiler, zamanında her söylediğimi yalan deyip sonrasında her söylediğimi kabul edip onu uygulayan insanlar. Yani bunu da insanlar geçmişten bugüne kadar takip ederlerse zaten görürler. O bir bizim proje değil mi ağır sağlam? Ağır sağlam. Baktığın zaman tek başına yürütmüyor bu. İlk başta tek başına, sonra bir proje olabilir, evet. Buna katılabilirim. Ama güzel. Güzel, İyi gidiyor güzel. Yani. Evet. Savaş Cebeci ile iletişimim vardı. Hatta video da çekmiştim. Aynen zamanında. Öyle. Aynen öyle. Türkiye'de mi? Şu anda Türkiye'de. Supplement firması kuruyor. Geçen de konuşmuştuk. Evet. Supplement gamı çıkarttı. Bir marka ismiyle beraber. Marka ismini hatırlamıyorum şu anda ama bununla alakalı ne soracaksın? Onu sorayım. Onunla alakalı değil. Onun Amerika'daki yaşantısıyla alakalı. Antrenörlük yaparak mı yaşıyordu orada? Yok. Nasıl bir adam? Ya kaliteli bir adam. İyi bir adam. Lüksü seven bir adam. Parayı seven bir adam herkes gibi. Ve iş yapmayı seven bir adam. Para işletmeyi, para kullanmayı seven bir adam. Esasında birçok tüccar gibi diyeyim ben sana. Bilgili bir adam. Efendim? Bilgili bir adam. Ya şimdi şöyle, Savaş herhangi bir üniversitede BESYO sınıfında gidip yetkin bir kişi olarak ders verebilecek kalitede bir adam. Aynı zamanda nasıl kalitede bir adam? Bunu herhangi bir yarışmacı koçlu olarak söylemiyorum. Bunu herhangi bir üniversitede, Türkiye'de, Amerika'daki almış eğitimiyle beraber Türkiye'de herhangi bir sınıfa girip oradaki hocadan daha iyi eğitim verebileceğini söylüyor. Çünkü eğitim profesyonel bir şeydi, çünkü daha fazla, daha kaliteli bir eğitim aldığı için Amerika'da. Daha komik bir isme geliyorum. Hadi bakalım. Bence. Best Samet diye bir adam var. Biz Samet. Biz Samet de olabilir. 130 kilo muymuş, neymiş? Formu nasıl, güzel mi? Ben onunla alakalı bir tane mi iki tane mi videomu ne yaptım? O videoda da yani kimse de beni yanlış anlamasın ama büyük bir hayal kırıklığı ve aynı zamanda çocuğu inanılmaz yanlış yönlendirdiklerini İbraz eden söylemlerde bulundu. Onun üzerine çocuk bana telefon açtı. Ben senin yanına gelmek istiyorum, kendimi göstermek istiyorum filan. Ben dedim ki yani sen kimsin ki benim yanıma geleceksin yani, anladın mı? Niye yani? Görüyorum zaten senin ne olduğunu. Ben burada şimdi o kişiyi aşağılamak veyahut da o kişiyi germek veyahut da onunla bir polemik yaşamak için bunları söylemiyorum. Durumu kimse yanlış anlamasın. Sadece anatomik yapısı, yapmış olduğu iş maalesef ki bir değer göstermiyor. Kendince bir değer olabilir ama ileriye dönük herhangi bir şey yok ortada. Maalesef ki bunun onun genetiğiyle de bir alakası yok. Onu kim yönlendiriyorsa, ona kim belli başlı takviyeleri ve o ilaçları kullandırıyorsa, yani yanlış işler yapmış ya. Yazık sağlıklı olmuş. Sağlıklı değil ama o konuda ya yetek ediyiz bence. Ben şimdi sağlıklı mı diyeyim orasını bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Herhangi bir gencin bu tarz kişileri örnek almamasını tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ortada bir şey yok, bilgi yok, güzel bir fizik yok. Yani şimdi belli başlı insanları güzel fiziğiyle ön plana çıkartırsın. Evet. Bilgisi olmasa bile fiziği var dersin. Bak ne güzel bir anatomisi var. Bak ne güzel yapmış, ne güzel uğraşmış dersin. Veyahut da adamın fiziği yoktur ama bak ne güzel anlatıyor. Bilgisiyle, duruşuyla, herhangi bir konu hakkında bak ne güzel anlatıyor dersin. Bilgisiyle översin. Yarışabilir mi o halde? Yarışır, daha önce yarışmış bildiğim kadarıyla. Mr. Olimpiyalar, pro kartlar, hani pro kart alabilecek seviyeye gelebilir mi?
Ya arkadaşım ilk önce Türkiye'de bir birinci olsun da ondan sonra bakarsın onu. Sınırları zorluyor. Ya Türkiye'den kastım mesela. Türkiye sadece tabiri, tabir niteliğinde bunu kullanıyorum. Güzel bir form çıkarsın ortaya. Sağlığından, sıhhatinden de sıkıntı yaşamasın. Önü baktı açık olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Kötü niyetle yanaşmıyorsun kimseye zaten. Tamamen eleştiriyorsun. Ya şimdi benim kişiliğiyle alakalı, özel hayatıyla alakalı herhangi bir söylemde bulunmaya lüksüm yok. Öyle bir haddim de yok. Buradaki olay gördüğüm bir fizik var. O gördüğüm bir fizikte gördüğüm şey yanlış. Bunu söylüyorum. Onun dışı beni ilgilendirmez. Söylemek lazım değil mi bunu? Bence söylemek lazım. Bana tuna tavusu da değerlendirebilir misin? Abi, bu ara çok Instagram'a, sosyal medyaya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Müthiş eğlenceli. Gerçekten geçmişindeki kulvarı ve insanları katmıyorum ama şu andaki duruşu, ilerleyişi, videoları abi büyük bir zevkle izliyorum. Sosyal medya ünlüsü. Abi sosyal medya, ya influencer niyetini evet, izliyorum. Evet, oldu. Ve gerçekten çok güzel içerikler yapıyor. Özellikle en son Eddie Hall'la yapmış olduğu o video, hem Eddie Hall'un kanalında yayınlanan, o izledim mi bilmiyorum. İzlemedim, izleyeceğim. Eddie Hall'un kanalındaki çok güzel. Tuna Tavus'un da kanalındaki çok güzel ama orada ufak bir trik var. Tuna'nın kanalında yapılmış olan videonun içerisinde bir diyalog var. Eddie Hall diyor ki, üniversitede bana bir deney yaptılar. Oturduğum yerde sabahtan akşama kadar hiç hareket etmeden harcamış olduğum kalori mevzasını hesapladılar. 5000 kalori. Hiç hareket etmeden. Öyle bir kütlenin olduğu yerde 5000 kalori yakması. O idman rutinindeki harcadığı kalori mevzasını kattığın zaman üstüne direnciyle, kuvvetiyle beraber nasıl beslendiğini de ön plana çıkartıyor ki. Ben seviyorum ya, zamanda çok iyiydi. Dünya rekoru kırmıştı sanırsam. Aynen öyle. Etkileyici bir adam. Tuna da öyle. Abi güzel adam, gidiyor. Adam dünya şampiyonu. Cenk Koçak var bir de. Daha sosyal medyadan uzak ama işinde başarılı gibi gördüm. Cenk Koçak bu ağır sağlam tayfasının powerlifting şampiyonundan bahsediyorsun değil mi? Hani eskiden işte idman dediğin 45 dakika 1 saat olur. İşte evet. Powerlifting'de öyle 6 saat, 5 saat, 4 saat idmanlar yok diyen tayfadan bahsediyorsun. O Cenk Koçak, o Cenk Koçak olmayabilir. Yanlış bahsediyorum. Cenk Koçak IPF'de şampiyon olan değil mi? Emin Power değilim. Emin üzerine. Değilim. Ona bir ara bir sonraki videoyu tekrar değerlendirelim. Bence o. Eğer oysa da durum şundan ibaret direkt. Şu anda yapmış olduğu idmanla beraber aldığı başarılarla beraber kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı. Furkan Erk ne durumda? Yarışıyor hala. Furkan Erk hala kovalıyor. Hala vücut proporsiyonu inanılmaz yanlış. Bununla alakalı bütün açıklamalarımı zaten yapıyorum. Yine maalesef ki tam bir 212 kategorisine yaklaşma değil. Üst proporsiyonu tamamıyla bir vücutçu gibi görüyorum. Olimpiya çıkacak mı? Çıkıyor çok ya zor. Da. Yok çıkıyor. Çok daha bilet alamadım. Çok alakam yok çünkü. Biriyle çalışıyor değil mi? Biriyle çalışıyor. Giuseppe denilen bir antrenör. Tek başına çalışan var mı ya? Hayır. O seviyede. Giuseppe ile çalışıyor ama Giuseppe ile beraber sürekli idman yapmıyor. Online olarak danışmanlık alıyor. Almadan sürdüren var mı danışmanlık? Var. Emin yapıyor şu anda. Emin ayrıldı hocasından. Ne durumda Emin? Hala aynı bence. Aynı. Kaç sene oldu o Brokart almıştı değil mi? Brokart aldı. Profesyonellikle yarışıyor. Bu konuda da hala aynı şekilde aynı rutinlerle poz vermeye devam ediyor. Zor yani. Ya benim gördüğüm zor ama podyumda göreceğiz, izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Daha iyi yollar alır umarım. İnşallah. 6-7 isim daha var. Onları da bir sonraki bölüm sorayım. Tamam olur. Bu kadar. Var mı diyeceğin bir şey? Allah daha ne diyeyim ya. Bir ton soru sordun zaten. İdman ya. Yapacak mısın? Fake hoca olarak. İdman, var mı bugün? İdman yapacağım. Bakalım. Sen de bir sohbetimizi bitirelim, sonra bakarız. Tamam.